Evet, öncelikle unutmadan hemen bugün bütün ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Maça gelince bugün iyi oynamaya çalıştığımız ve futbol adına güzel şeyler ortaya koymaya çalıştığımız bir maçtı. Kazanmayı biraz ikinci planda tuttuk ama tabii oynayarak kazanmak için de her şeyi yapmak istedik sahada. Oyuncuların da elinden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Ama bir gerçek var ki sezonun yorgunluğu artık son maçlarda bir hayli kendini göstermeye başladı. Gole kadar iyi oynadık. Zaman zaman Galatasaray'ın kalesine yakın oynadık. Oldukça yakın oynadık. Pozisyonlar da ürettik. Fakat gol bulamadık her zamanki gibi. Ve golden sonra da yine bu kırılgan yapımız yine ortaya çıktı. Fakat ikinci yarıda tekrar toparlandı takımımız. Bir gayret daha gösterdiler fakat skoru yakalayamadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani bütün sezon ortaya koydukları mücadeleden, Avrupa'da göstermiş oldukları başarılardan dolayı. İki maçımız daha var. Bizim için zor ama fedakarlık gerektiren maçlar. İkisini de yine oyuncularımın fedakarlıklarıyla en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Ben Galatasaray'ı da tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı ve başarılar diliyorum. Şimdi olan iki takımı da kutlamak lazım. Yani müthiş bir sezon geçirdiler. Hem Başakşehir'i, hem Abdullah Hoca'yı ve yönetimini, hem Beşiktaş'ı, Şenol Hoca'yı ve yönetimini kutlamak lazım. Müthiş bir duruş gösterdiler sezon başından beri. Zaman zaman sendelemelerine rağmen tekrar ayağa kalkıp kararlı bir şekilde hedefe doğru yürüyorlar. Kimin olacağını bilemem ama kim olursa olsun hak eden olacak. Çünkü iki takım da şampiyonluğu hak edecek bir mücadele ortaya koydu bugüne kadar. O karşılaşmada Osmanlıspor'un durumu, duruşu nasıl olacak hocam? Yani zor olacak tabii, söylüyorum. Yani oyuncularım yorgun durumda ama bu mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez. Aksine daha da hassas davranacağız ve iyi şekilde oynamaya çalışacağız ve kazanabilirsek kazanmaya çalışacağız tabii ki. Ama işimiz kolay değil, Beşiktaş'ta oynayacağız yani.